Babanız şimdilik müsamaha gösterecekmiş. Yunan ordusu nezdinde bir kaçaksın ama seni tutuklayan ben olmayacağım diyor. Muhtaç değiliz biz onun müsamahasına. Kızım bak bundan sonra ne sen ne ben. Sadece Mehmet var. Tamam mı? Asıl benim İzmir'de güvenli bir yere gitmem gerekiyor. Onu ne yapacağız? Nereden bulacağız ki öyle bir yer? Değil mi anneciğim? Kim acaba? Yakup enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk Yıldız. Hoş geldiniz Aziz Hanım. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. General bana her şeyi anlattı. Ben de bebekle annem için alışverişe çıkıyorum. Yıldız ben de seninle geleyim. Gerek yok. Geleyim yardım ederim. Sen bilirsin. Beyim. Allah'a şükür. Sağ salim gelmişsin. Evelallah. Ankara arandı, belasını buldu beyim. Bundan gayrı sensiz bir harp kazanamayacaklarını anladılar. Seher. Beni senden gayrı anlayan yokmuş şu dünyada. Kıymetini bilemedik. Estağfurullah beyim. Hele şu belaları atlatalım. Sonrası daha güzel olacak inşallah. Peki şimdi ne yapacağız? Madem kıymetimi bilmediler, ben de bilenlerle yola devam ederim. Filipos'ta buluşup müzakere edeceğim. Hele şu kapandan bir kurtulayım. İzmir'deki dostumla haber yolladım kumandana. Beyim, gavura hiç güven olur mu? Filipos, bu dünyadaki her şeyden çok Ankara'dan nefret eder. Bana kucak açacaktır. Onunla birlik olup Ankara'nın cezasını keseceğim. Müsaade et ben de geleyim. Arkanı kollarım. Olmaz Sever. Sen bekleyeceksin. Sen Yunan'a gidince ben ne yapacağım? Sadakat mükafatsız olur mu hiç? Anca beraber kanca beraber. Ama pehlivana ve yiğitlere sakın şimdilik renk verme. Zaten kafaları karışık. Vakti geldiğinde öğrenirler. Yıldız, çarşıya uğramadan bir yere gidip oturalım mı? Nasıl bir yere? Ne bileyim, bir pastaneye. Hangi dağda koç öldü Yakup Bey? Niye, benim içimden gelemez mi? Ne bileyim. Yani daha önce geldiyse de görmedik. Yıldız, gidelim mi gitmeyelim mi? Bunu senden herhalde bir 40 yıl sonra falan diyorum bir daha. Buyur, gidelim. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Ben tatlı yerim. Hangisi olsun? Keşkül. Ben de keşkül alayım. Hemen getiriyorum. Sağ ol. Niye sırıttın? Komik bir şey mi oldu? Keşkül benim en sevdiğim tatlı. Keşkülü herkes sever. Yok. Ben de yeri bir ayrı. Nenem büyüttü beni. O yapardı hep. Sabahları bir uyanırdım böyle, her yer mis gibi kokardı. Tabii tatlı deyip geçme, çok mühim bir manası var. Neymiş mühim olan? Keşkül, dervişlerin yanında taşıdığı kaseye denilmiş. Eskiden dervişler kibirlerini yenmeleri için dilendirilirmiş. Dilenirken de topladıkları paraları bu kaseye koyarlarmış. Sonra o paralarla bir süt tatlı yapılır, fakire fukaraya dağıtırlarmış. Adı buradan geliyor. Hiç bilmiyordum. Bana da nenem anlatmıştı. Yok, Keşkül'ün hikayesini değil. Ben Keşkül'ü sevdiğini, senin nenenin büyüttüğünü. Haliyle. Yıldız, biz birbirimizi pek tanımıyoruz. Didişmekten konuşmaya da vakit bulamadık. Lakin
Kabahat sende değil. Ben kadınlar konusunda biraz kabayım galiba. Burada estağfurullah demen icap ederdi. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Afiyet olsun. Yıldız, rızan olmadan pat diye nikahlandık. Senin için hiç kolay değildi. Ben de vaziyeti iyice güç hale getirdim, farkındayım. Pişman gibisin. Gidişatı değiştirmek istiyor musun peki? İstiyorum Yıldız. O halde bana karşı dürüst ol Yakup. Dürüst ol ve bana doğru bir adım at. Sen peki? Ben ne? Sen de gönüllü müsün bana bir adım atmaya? Bir adım atılmayacak kadar kötü biri değilsin. Ne var mesela iyi tarafın? İlla kendini öldüreceksin yani. Bir tanecik söylesen ölür müsün? Safsın. İyisi buysa kötüsünü hiç duymadım. Niye saflık? İyi bir şey. Saflık? Aptalın kibarcası. Hayır. İyi niyetli. Temiz kalpli. Yani tabii arada kötü şeyler yapsana. İlla bir şey söyleyeceksin. Bir adım atmaktan vaz mı geçiyorsun? Yok. Tamam. Sen nasıl istiyorsun öyle olsun. Yakup. Aramıza sır girmesin. Benim tek istediğim bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.